paşalar. Devletimizin siyaseti her şeyden âli değil midir? Eyvallah. Kim bu siyasetten daha üstlidir? Kimse. Lakin bazı kendini aşanlar bu siyasetin de üzerinde olduklarını düşünürler. İki ada fethedip deryada iki kürek sallayanlar bugün bizim siyasetimizin önünde yürümek isterler. Açık konuşun paşam. Kastınız kim? Hayrettin Reis. Bugün Doria gibi İspanyol kralının bir amiralini kendi safımıza çekmek üzereyiz. Hayrettin Reis ise kendi dümenini tutar. Doria ne karşılığında safımıza geçiyor paşam? Altın. Çok altın. Ama ne olursa olsun bizim tarafımıza geçecek. Bugün altın karşılığında önceki sahibini satan, yarın daha çok altın için bizi de satmaz mı paşam? Bizim hazinemizden daha zengin olan başkası var mı? Daha çok para veririz paşam. Ettiğim siyaset bugün bir düşmanı bizi dost olarak kazandırdı. Hayrettin Reis ya Doria ile çalışacak ya da devlete isyan etmiş olacak. Olur da sözümüzü dinlemezse hepimiz devlete itaat etmemenin hükmünü biliriz. Selamun aleyküm Yahya Efendi. Aleyküm selam. Rahatsızım. Yahya Efendi, Dest Sultanımızın huzuruna çıkmanızı icap eder. Hayrola nedir vaziyet? Pargalı. Verdiği idam hükmünün ardında ısrar eder. Öyle giderse Hayrettin bir kuyuya iniyor. Göreceğiz. Kuyu ne kadar derin, ipimiz ne kadar uzun. Selamünaleyküm. Söz verdiğim gibi buradayım. Hayrettin Reis, gördüğün gibi hiçbir şey nizamsız değil. Bizim söylediğimiz, bizim işlediğimiz ne varsa gizli de değil. İşte divan, işte paşalar. Burada devletin menfaatine inandığın bir meselede sana emrettim. Şimdi tekrar sorarım. Doria ile işbirliği yapacak mısın, yapmayacak mısın? Devletimizin buyruğu başım üstünedir. Bilesiniz ki paşalar, Andrea Doria bugün nasıl papasını sattıysa, yarın öbür gün bizim devletimizi de satacaktır. Ben emri ifa etmesini bilirim. Lakin Doria köpeğiyle iş tutmam. Devlet hükmeder, sen devletin hükmüne karşı çıkarsın. Bu siyaset sultanımızın mı, yoksa senin mi? Küstahlık etme Hayrettin Reis. Hünkârımızın mührü hümayunu bizi boşa verilmedi. Benim hükmüm hünkârımızın siyasetidir. Paşalar, Hayrettin Reis diyeceğini dedi. Buyurun kubbe altına. Beklesin. Çıkacak karar. Aras Paşa, sana itimadım vardır. Diyeceklerimi iyi dinle. Lüzumu gelince söylersin.
Babasın demek. Görünen o ki Argalı başımı almaya niyetli. Devlet adamları asılarak idam edilir diyebilirdik. Her şeyinde usul olan bir devlet. Cellatlar öldüğü vakit mezar başlarında isimleri yazmaz. Ölenler beddua etmesin diye. Lakin bir paşa çıkar, tüm usulü bozar. Vazifeni düzgün yap, elin titremesin. Yoksa iki elim yakan da olur.